Bereket var arkadaşlar. Sevgili izleyenler, tarih yeniden canlanıyor sloganıyla adeta hayat bulan tarihi Çukur Hamamı bugün düzenlenen açılış içi halka kapılarını açtı. Kahramanmaraş'ın tarihi Çukur Hamamı bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yap, işlet, devret modeliyle yapılan ve 500 yıla dayanan tarihi hamam restorasyonunun ardından müşterilerini beklemeye başladı. Çok emek harcandı buraya. Çok ciddi bir çalışma yapıldı. Müstehcir olan arkadaşlarımız hakikaten işin ehli olduğunu ben geldiğimde gördüm. Buraya 9 ay ve 10 aya yakın bir zamandır emek veriliyor. Front tarafı da güzel oldu. Burhanettin Bey, burayı bir an evvel yeşillendirelim burayı da. Açılışta bir konuşma yapan belediye başkanı Mustafa Poyraz, restorasyon çalışmalarını kısa sürede tamamlandıran dikkat çekerek, tarihi Çukur Hamamımız 8 ay gibi kısa bir zaman içerisinde restorasyonu yapıldı. Yap, işlet, devret modeliyle yaptığımız restorasyonda hamamın kendi has yapısına uygun olarak hareket edildi dedi. Bugün inşallah burada bu Çukur Hamamımızın bu güzel mekan tarihini hep beraber açacağız. Arkasından hemen buradaki görünen Katip Han'ın inşallah açılışı, onun arkasından Semerciler Çarşısı'nın açılışı, Bakırcılar Çarşısı'nın açılışı, Suki Maraş Çarşımızın açılışı, Saray Çağrı'nın açılışı ve arkasından da Mazman Çarşısı'nın açılışını hep beraber yapacağız. Tabii o zamana kadar vakıflarımızın yaptığı şu taş mescit falan da bitecek ve bu meydanın genişlemesiyle beraber bu kent yeniden tarihi kimliğine kavuşacak. Bir belediye başkanı için en anlamlı şeylerden bir tanesi de budur. Şehrin yeni bir kimliğe kavuşmasında, daha doğrusu geçmişte var olan bir kimliğin yeniden hayata geçmesinde kendi döneminde yapılan çalışma çok büyük anlam ifade eder. Bir belediye başkanı için içme suyu çok anlam ifade eder. Bir belediye başkanı ve ekibi için yeni bir iman planı çok güzel, başka bir anlam ifade eder. Konuşmanın ardından açılış kurdesi kesilerek tarihi Çukur Hamamı'nın içi gezildi. Tarihi Çukur Hamamı önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Belediye Başkan Yardımcıları Cevdet Kabakçı, Mustafa Uzunlar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, AK Parti İl Başkanı Fatih Erkoç, Merkez İlçe Başkanı Necati Okay ile birlikte belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Elbistan Nuri Tap Hasanoğlu huzurevinde